Hoş geldiniz millet. Yeni bir Don't Starve Together videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber mağaralarda bulunan taş adamları inceleyeceğiz. Çok uzun bir video olmayacak ancak bundan sonraki videoda ele alacağımız konu Toadstool. Devasa kurbağa olacak. Onun da haberini şimdiden vereyim. O zaman hazırsak başlıyoruz. Evet millet, bugünkü yolumuz kayalık bir yere denk geldi. Mağaralarda dolaşırken karşınıza bir anda bu tatlı kaya ıstakozları çıkabilir. Peki nedir bunlar? Öncelikle bu sevimli yaratıklarımız her 4 günde bir çoğalırlar. Ayrıca zaman içerisinde büyürler. Büyüme aşamaları gerçekleşirken aynı zamanda boyutları, hasarları ve sağlıklarında da artış olur. Peki bunları nerede bulabiliriz? Mağaraları keşfederken etrafınızda bolca kaya görüyorsanız belki de onları bulmaya çok yakın olabilirsiniz. Çünkü bu taş adamlarımız yerin altında bulunan Rocky Plains adı verilen kayalık biyomlar bulunuyorlar. Gayet basit değil mi? Şimdi almanız gereken bir not var. Bu arkadaşlarımız taşlar da dahil olmak üzere mineralleri yemeyi çok seviyor. Mineraller dediğimde altın, nitre, flint, thulasite gibi şeyler. Ancak yemedikleri tek bir şey var, o da mermer. Kaya adamlarımız yediği yemeğin karşılığında maalesef hiçbir şey vermiyorlar. Yedikleri şey bir mineral olsa bile onlar için yemek birinci sıradadır. Bu yüzden bunu aklınızda bulundurun ve değerli taşlarınızı yere atmayın. Eğer onlarla arkadaş olmak istiyorsanız elinizde bulunan mineralleri kullanabilirsiniz. Çünkü başka türlü onların sadakatini kazanamazsınız. Bir adet mineral ile beslediğiniz zaman sizi 3 dakika boyunca takip ederler. Verdiğiniz mineral başına sizleri takip etme süreleri artacaktır. Ancak bu noktada almanız gereken bir not var. Hangi minerali verdiğinizin bir önemi yok. Bu yüzden altın gibi önemli eşyalarınızı kendinize saklayın. Şu an yaptığım hareketi sakın yapmayın. Unutmadan söylemek lazım, bu sevimli yaratıklar son derece yavaş hareket ediyor. Bu yüzden eğer bir takım kurduysanız onların gelmesini beklemeniz gerekebilir. Aklınızda bulunsun. Ayrıca bu hantal arkadaşlarımız uyumaktan bir hayli hoşlanıyor. Hatta o kadar fazla hoşlanıyorlar ki bir iş üstündeyken uykuya dalabiliyorlar. Bu yüzden onlarla arkadaş olup bir savaşa girmeden önce uyku döngülerini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu arkadaşlarımız 2 gün boyunca uyumadan etrafta dolaşırlar. Daha sonrasında gündüz, gece ya da karanlık seviyesi fark etmeksizin uykuya dalarlar. Ancak merak etmeyin, kaya arkadaşlarımız yarım gün uyuduktan sonra uyanırlar. Yani o kadar uzun süre uykuda kalmıyorlar. Ancak bütün arkadaş edinilebilir canlılar gibi rock lobster'larda uyanık oldukları sürece gayet kullanışlı olabiliyorlar. Savaş esnasında kendilerini yere kapatıp kaya formuna alarak gelen hasarın %95'ini engelleyebilirler. Ayrıca bu formlarındayken arkadaşlarımız her saniye 10 can yenileyebiliyor. Anlayacağınız o ki bu dostlarımız hangi büyüme aşamasında olursa olsun öldürülmesi son derece zor canlılar. Tam olarak bu sebepten dolayı bazı oyuncular Toadstool kesmeye giderlerken yanlarına birkaç tane tam olarak büyümüş Rock Lobster alıyorlar. Toadstool'un fiziksel hasar vurabildiği çok fazla bir özelliği yok. Bu yüzden kendilerini son derece iyi koruyabiliyorlar. Ayrıca tam olarak büyümüş bir Rock Lobster vuruş başına 90 hasar verir ve 3600 cana sahiptir. Bence bu arkadaşlarımız bayağı bir havalı. Özellikle oyuna yeni başlayan oyuncular ya da ruinlere gitmekten korkan arkadaşlar için son derece kullanışlı oluyorlar. Bu dostlarımızdan bir ordu oluşturun ve bırakın ruinler sizden korksun. Peki bunları biz öldürmek istersek bunu nasıl yapacağız? Aslında çok kolay. Ancak buradaki mesele bu değil. Çok kolay bir şekilde vurkaç yapabiliyorsunuz. Evet, belki uzun sürüyor ama size yetişemiyorlar bile. Ancak asıl sorun saniyede 10 can yenilemeleri. Bu yüzden vurabileceğiniz maksimum hasarı vurmanız gerekiyor. Kaya formuna geçtikleri zaman vurmanıza hiç gerek yok. Çünkü vuruşlarınız tamamen boşa gidecektir. Bu onlar için harika ancak bizim için çok can sıkan bir durum. Ama kaya formlarına geçmek üzereyken bir ya da iki vuruş atarak onlara fazladan hasar vurabilirsiniz. Bu yüzden uyanık olun. Tabii ki onları öldürmenin birçok yolu var. Ancak buna değecek mi? Tabii ki bu son derece dayanıklı dostlarımız ile kesinlikle ve kesinlikle teke tek dövüşmeniz gerekiyor. Diğerlerinin dikkatini çekmek istemezsiniz. Peki biz bunları öldürdük. Ödülümüz ne olacak? Aslında hiçbir şey. Gerçekten. Bu arkadaşlarımız öldükleri zaman 2 adet taş, 2 adet flint ve 1 parça et düşürüyorlar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Belki Clay önümüzdeki güncellemelerde bu dostlarımıza daha farklı şeyler getirebilir. Ne dersiniz? Son birkaç şey daha eklemek istiyorum. Rock Lobster'lar donmaya karşı bağışıklığa sahiptirler. Eğer onlarla farklı türlü ilgilenmek istiyorsanız ateş sizin dostunuz olacaktır. Onları dondurmaya çalışarak vaktinizi boşa harcamayın. Üzücü ama gerçek. Don't Starve Together'da sizleri yukarı, kendi dünyanıza kadar takip etmezler. Ancak normal Don't Starve'da bunu yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Evet, bu videoda ne öğrendik? Rock Lobster'lar bizim bir şeyler öldürmemize son derece yardımcı olabiliyorlar. Soğukkanlı, dayanıklı ve ölümcül ıstakoz taş adamlar. Dediğim gibi bu dostlarımız son derece havalı. Evet millet, bugünlük benden bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu yüzden yorum yaparsanız sevinirim. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.